Şimdi Kemal abicim biz genelde ne diyoruz? Özellikle bu sene için Ogeday çok efendi, saygılı, bir yarışmacı, sakin bir yarışmacı diyoruz. Sizce bu Sema'nın palmiye benzetmesini Ogeday hak etti mi? Bir kere ne demek istedi? Palmiye derken ne demek istedi? Yani iltifat mı etti? Ben öyle ben iyi veriyorum. tarafından iyi tarafından ben de bakıyorum. Ben pek iltifat İyi tarafından gibi bakıyorum. Geldi, Ki, iltifat etmedi belli de. Hani iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Palmiye ağacı güzel ağaçtır. Ee, şehirlerin genellikle o ee, tatil beldelerinde tatil <laughs> beldelerinde trafiğin e, gidişli gelişli yerlerinde aralara çok güzel görüntü verdirir. Evet. E şimdi sen hani iki defa üç defa Söğüt'e gitmiş bir insansın. Bu kelimenin nerelere varacağını çok iyi biliyorsun Sema olarak. Dün biz bunu çok yorumladık konuştuk da hani gerçekten üzülüyorum. Niye üzülüyorum biliyor musun? O giday bunları hak etmeyen bir yarışmacı ya. Onu o kadar bunu hak etmiyor. Hani bu çocuk ne kadar zor şartlarda olursa, nedir o zor şart? Mağlup durumdadır, nabızı yüksektir, arkadaşlarında diyaloğunda sıkıntı yaşamıştır. Ona rağmen üslubunu hiç bozmayan Çok bir insan. Çok güzel yönetiyor. Müthiş derecede Türkçeyi en iyi şekilde, temin Damla'nın söylediği gibi dost acı söyler ama iyi tarafından söyleyerek evet. söylemeyi en iyi kullanan isimlerden birisi. Evet. E sen kalkıp... Bir de tanıyorsun yani. Ogeday'ın kimliğini de biliyorsun. Nasıl birisi olduğunu da biliyorsun. Sen kalkıp bunu Ogeday'a söylersen şık olmuyor Sema. Yani sen kendini e, çok mu üst pozisyonda görüyorsun yani bunu söyleyerek? Ogeday Sema yukarıda, Ogeday aşağıda. Öyle mi görüyorsun yani? Yazık. Ne yapmış bu çocuk? Demiş ki, Sema abla sen kendi oyunundan sonra Adem'le benim konuşmama itiraz ettin. Dedin ki ben yarıştım. Konuşmanızı istemiyorum. Kalkıp Anıl yarıştıktan sonra Anıl'la Adem'le olan yarışmasından dolayı itamlarda bulundu ve hatta söyledin. söyledi. Anıl evet bunu söyledi. Bastı, basmadı. Basma diye. Ama adam e, oyunu bitirmiş. Nabzu yüksek. Sen bize söyledin. Sen de yapma demiş. Yani söylediği de bu. Yanlış bir şey de söylemiyor o kadar. Fazla üslup da kullanmıyor. Onun karşında ne diyor Sema? Sen karışma biz konuşuyoruz. E yok abi sen dedin ya hani biz yarışırken evet. konuşma diye. E sen aynısını yapıyorsun. Devam ediyorsun. Bir tane çakarım. Evet. Ben buradan sesleniyorum. Erkeğe şiddete hayır. <laughs> ne? Evet. Erkeğe şiddete hayır. Ha diyoruz ya kadına şiddete. Her türlü şiddete hayır. Sema'nın bu söylemi, ironi yapıyorum. Sema'nın bu söylemi gerçekten olmadı. Ne demek ya vururum? Genelde Nagihan'dan bu tarz hani açıklamalar geliyor ya, ya işte, söylemler. Sema olunca ben biraz şaşırdım e, aslında. Ya Kübra bunu hiç kimsenin kullanmaması lazım. Yani ne demek ya? Kesinlikle. Şiddet vurmak etmek ne demek ya? Bu kadar aciz misin? Sen kendini ifade edemiyor musun? Zaten bir insan özellikle birisi birisine fiili erkek erke demiyorum kadına vurma. Sen aciz bir insansın ya. Bir kadına el kaldırıyorsan sen aciz bir insansın. Sen kendini savunamayan bir insansın derim. Şimdi bir kadından Sema'nın bunu söylemi e diyoruz yani Ogeday o kadar söyleseydi ortalık yıkılmıştı, ince demişti o E sen bunu bu derecede bilen bir insan olarak böyle söylemlerde yanlış yapıyorsun. Kendi Sema imajın ben onu kraliçe demiştim ya kendi zamanında söyleminde kraliçe ilan etmiştim. E sen şimdi ne yapıyorsun böyle? Hoş oluyor mu? Haksızsın. Hala da savunmaya çalışıyorsun. Peşinden peşin üstüne üstün bu kadar atan varken bir de çocuğu palmiye diyorsun. Talihsiz konuşmalar. Ben ee, kamuoyuna bırakıyorum bu yorumu. Değerlen. Ben de Damla'ya evet. bırakıyorum şu an talihsiz açıklamalarla ilgili. Ya neler Ya ben de Ogeda'ya hak veriyorum burada. Şimdi ee, yani yani Ogeda'y Sema'ya karşı palmiye taklidi yapıyor dese yine linç edilirdi. Sen bir kadına nasıl böyle konuşursun diye. İşte o bir tane çakarımlar falan filan bunu şimdi o Geday Sema'yı yapmış olsaydı inanılmaz Türkiye'de yani bir hafta boyunca konuşulurdu bu durum. Şimdi durum böyle olunca aslında hep Survivor'ın başından beri işte kadın erkek eşittir hep konuşmaya çalışıyoruz. Yani bir erkek yokluk adasına gidebiliyorsa bir kadın da aynı şartları aynı şekilde yaşayabiliyor olması lazım. Hani biz zaten bu amaçla oraya gidiyoruz. O yüzden de hani Sema'nın ben orada kontrolü tamamen kaybettiğini düşünüyorum. E belki e, yorgunluğundan bu zamana kadar yaptığı işte artık bu mücadelenin Ama sonunda Ama Sema çok bir... tecrübeli yaşmacı ve nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyor. İşte aslında bence şaşırdığımız nokta bu. Şimdi Sema bu masada oturmuş ve yarışmacıları değerlendirmiş. Neyin, neyin ne şekilde göründüğünü bilen bir yarışmacı. Evet. Hani burada da tecrübesi olduğu için... Şimdi biz burada yanlış bir kelimeyi nasıl... işte atıyorum iki gün boyunca konuşuyoruz ya da fanlar ne tepkiler veriyor ya da... E, Sosyal medyada neler neler yazılıyor. Hani bunları çok iyi bildiği için ben bu söylemlerine çok şaşırdım ve kendisini kaybettiği için böyle söylüyor. Bilerek Diye yapmış olabiliyorum. Mi? Ben de başka bir yerden baktım. Mesela bilerek ne? yapmış olabilir mi? Biraz o zaman kendinden kabahatinden daha büyük olur. Eğer bilerek yaptıysa için falan mı? Gibi yani şimdi sonuçta Sema daha sakin çok gönlü düşünmeye çalışıyorum ama kimse işte kendisi Çünkü her bir şey, şey bir, yerden... reklamını kötü bir reklamını yapacağını da zannetmiyorum. Her yerden bakmaya bir çalışıyoruz bir ya. Her yerden bakıyoruz doğru, ya. Doğru doğru, doğru. katılıyorum sana. Bunun Eğer öyle bir şey yaptıysa daha mı? yanlış ya. yapmış olur. Daha yanlış yapmış olur. burada Sema'nın zaten performansı iyi değildi. Bak az önce de söyledim. Reklama gitmeden önce Sema. Sema, Nagihan, Seda bunlar oyunları kaybettiği zaman hep bir bahaneye sığınıyorlar. Şu i̇şte şöyle oldu da sen böyle dedin de bu böyle oldu da falan filan. Sema'nın performansı orada iyi değildi. Kaç yapmıştı? Üçte 1 mi yapmıştı? Dörtte bir. Dörtte bir yapmıştı. Şimdi dörtte yani bir yapan bir yarışmacı... E, dörtte bir yapan bir yarışmacı haliyle her şeyi kaybettiğini itiraz ediyorsa... O da bundan evet. dolayı bu kadar gergin ve hani nasıl bir şey söyleyebilirim, ne, ne kime bulaşabilirim? O sinirimi ve öfkemi bir yerlerden çıkartıyor olmam diyerek, olmam gerekiyor diyerek bence bu pozisyona düştü. Çok yanlış ve çok talihsiz açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Ee, o Gedayin her konuya yani bir yarışmacının o bile değil, bir yarışmacının her konuya dahil olması gerekli midir Survivor'da? Kesin değildir. Yani bu onun kendi hür iradesidir. Kadar... Ben istersen bu olaya müdahale ederim. Ya da istiyorsam otururum kenarda. Ben derim ki kendi işime odaklanmak istiyorum. Beni benim işim benim işim parkurdur. Onlar orada dedikodu mu yapmak istiyorlar? Yapsınlar kardeşim. Onlar orada kulis mi çevirmek istiyorlar? Çevirsinler kardeşim. Ama ben işimi yapmak istiyorum demek onun en doğal hakkıdır. Ve sen olaylara girmiyorsun. sorgulamak da bana biraz garip geliyor. Her olayın içerisinde olsa bir yarışmacı. Her şey maydanoz oluyor derler. Yani o evet. dediği gibi. Her olayda olsam bir ona da bir şey derler. Olayda olmasam palmiye derler ben ne yapayım diyor. Haklı yani haklı bence. Derler kırılmak... de derler diyorsun. Evet o yüzden de kırılmakta çok Onu, haklı. Hiç hak ettiğini Öyle fıkra vardı da güzel fıkra vardı. Evet Gökhan. Ya Sema biraz e, yanlışlar yapıyor bunu şimdi burada hepimiz dile getirdik. Ama ne bileyim ya yani çok böyle hakaret gibi gelmiyor palmiye ağacı. Hani dün de konuştuk hani odun dersin, kalas dersin hani onları derse tabii ki de burada daha çok eleştiririz. Ama bana böyle palmiye ağacı sevimli geldi. Hani sevimli sana, geldi derken... Sana söylenmesini ister miydin? Odun veya kalas denmesin derse palmiye ağacı denmesin. Gökhan yani, şöyle yapan yani, geçerdi bence. Yani. Çok hani bu... Ya evet yani yapılmaması gereken bir benzetme belki ama diğer dediğim iki kelime kadar beni e, rahatsız etmedi. Ama o kadar rahatsız etmiş olabilir sonuçta bir... E, Ağaç gibi orada duruyorsun 3 aydır. ilk defa mı olaylara karıştın demek istedi. Öyle de demek istediği için de Aslında Ogeday hiç öyle biri değil. E, gerektiği yerde takımını savunan, gerektiği yerde kendini savunan, hakkını savunan çoğu olayın içinde de bulunmuş bir yarışmacı olduğu için Ogeday'a söylemesi biraz garip geldi sadece bana. E, o yüzden Sema'nın yaptığı hatalar e, biraz arttı son 2 haftada. Özellikle birleşmeden sonra arttı. Niye e, bilemiyorum. Tabii ki evet. da, daha yani gittikçe zorlaşıyor. Yoklukada stresi var kaybettiğimizde yazılır mı stresi var. Bunlar tabii farklı konular. Herkes yaşıyor bu stresleri. Ama böyle yarışmacılarda ufak tefek hatalar yapacak ki ya da bazı majör hatalar yapacak ki biz de burada konuşacağız. O da doğru. Yani o da olmasa ne konuşacağız? Değil bir şeyler değil mi? yapıp bir, bir hatalar yapıyorlar. O zaman şimdi dün akşamın, dün akşamki oyunun istatistiğine gidelim. İstatistik. İstatistik. <laughs>